Bir gerçek kesitle daha birlikteyiz. Sizlere belki çok uzağınızda, belki hemen yanı başınızda olmuş, hiç kimsenin şahit olmak bile isteyemeyeceği ama birilerinin yaşamak zorunda kaldığı bir cinayetten kesitler sunacağız. Konumuz masum iki kardeşin ölümü. Ölümün soğukluğunu hep birlikte bir kez daha izleyeceğiz. Bu olayı birçoğunuz gazetelerde okudunuz ve içiniz burkuldu. Ve yine sizler zaman içinde bunu unuttunuz. Ama bu üzücü durumu hala unutamayan ve aradan uzun yıllar geçse de unutamayacak olan aileler var. 9 Ağustos 1993'te biri 6, diğeri 9 yaşında olan iki kardeş vahşice öldürüldü. Katil zanlısı olarak yakalanan iki kardeş, Ahmet ve Mehmet, 7 ay hapis yattıktan sonra tahliye edildiler. Öldürülen ve öldürdükleri iddia edilen çocukların aileleri, olayın bir an önce çözülmesini istiyorlar. Gerçek katil ya da katillerin mümkün olan en kısa sürede yakalanması hepimizin dileği. Şimdi bu vahşi olayın gelişimini hep birlikte izliyoruz. Abi ne zaman gideceğiz? Oyun bitsin gideceğiz. Ya hadi ya, acıkmışlardır şimdi. Tamam, gideceğiz az sonra. Daha eve gidip çocukları yıkayacağım. Evde yemek de yok. Hepimiz de aynı koşturmacı. Yoruldum vallahi. Öldüm doğru, billahi. Doğru doğru güzelim. Şu evi bir bitirsek hayırlısıyla, çalışmayacağım i̇nşallah, artık. İnşallah inşallah. Hadi çocuklar, vakit tamam. Ben gidiyorum. Siz de arkadan gelin. Bunu yağ eksilmiş. Tamamlayıver, olmaz mı? Tamam, bakarız. Ya bir de rampada çekişten çok düştü. Onu da bir hallediver. Yalnız benim şehirde işlerim var. Bugün yapabilir misin? Hallederiz. Peki, sağ ol. Ben gidiyorum. Baba, o küçük çocuklar yine geliyorlar buraya. Birkaç kez söyledim, dinlemiyorlar. Fideleri de kopartıyorlar üstelik. Koparmaları bir şey değil, kanala falan düşerler diye korkuyorum. Ana babalarına söylemek lazım, onlara sahip olsunlar. Bacak kadar çocuklar bunlar. Tehlike nerede bilmezler ki. Sen onları buralara yaklaştırma oğlum. Peki, peki. Onları götürdüğümüzü söylemeyiz. Hepsini içtik deriz. Belki o zaman bir şey demez. Al sen ekmekleri. Çorbayı bana ver. Dökersin sen. Hatice. Efendim? Al şu anahtarları. Annem gelince verirsin. Siz nereye gidiyorsunuz? Ne yapacaksınız bu ekmeği? Sen karışma. Sakın peşimizden de gelme. Annemi bekle. Hadi yürü Semih.